Herkese merhaba. Bugün bu videomuzda Almanca öğrenirken kullandığımız uygulamalardan bahsedeceğiz. Çok severek kullandığımız, memnun kaldığımız uygulamaları paylaşacağız sizlerle. İlk olarak pratik yapabileceğiniz, gramer öğrenebileceğiniz, başlangıç için kullanabileceğiniz uygulamalarla başlıyoruz. Bizim Almancayı ilk öğrenmeye başladığımızda çok severek kullandığımız, yani ilk Almancayı öğrendiğimiz uygulama BUS uygulaması. BUS'u gerçekten bence çok iyi bir Evet. uygulamaydı. Ama bizim dönemimizde, yani şu anda sanırım öyle, ücretli bir uygulama. Çok cüzi bir ücreti vardı. Ben bir aylık satın almıştım. Hatta yaklaşık 2 aylık İki aylık falan satın almıştım. aldı. Başlangıç için çok ideal ama sonrasında yetersiz kalabiliyor. Orada gramer mantığını öğreniyorsunuz. İşte fiil çekimleri, cümle kurma, seviyenize uygun kelimeler gibi. O şekilde ilerleyen bir uygulama o. Yani ücretsiz kısımları var ama çok yetersiz. Verimli olması için premium üyelik şart diyebilirim. Bu uygulamaya marjinal olarak önerebileceğimiz diğer uygulama Duolingo. Duolingo. Duolingo var ama Duolingo'nun ben çok yavaş ilerlediğini düşünüyorum. O da BUS'u gibi ücretsiz bir uygulama kullanılabilir. Ama ben de çok yavaş ilerlemiştim. Bilmiyorum. Birazcık sıkılabiliyor insan. Devam edemiyor gibi oluyor. BUS'u biraz daha pratik ve hızlı akıyor. Böyle olduğu için daha hızlı öğreniyorsunuz. Duolingo birazcık daha yavaş ilerleyen bir Çok uygulama. fazla pratik yapıyor. Böyle. Aynı basit kelimeler hakkında Evet. sürekli size soru soruyor. O da B yerden sonra sıkabiliyor Çok sizi. tekrar yaptırıyor, aşırı tekrar yaptırıyor. Yine bunlar başlangıç için kullanılabilecek uygulamalar. Bu tarz uygulamalar D1'den sonra biraz yetersiz kalabiliyor. Genelde A1, A2 civarında daha faydalı uygulamalar bence. Gramerin temelini oturtmak için çok iyi uygulamalar. Bu uygulamaların dışında bizim sonradan keşfettiğimiz birkaç uygulama daha var. Bu uygulamaları benzer şekilde kullanabilecek. Memrise var. Belli bir kısmı ücretli, belli bir kısmı ücretsiz gibi. Ben ücretsiz olarak kullanıyorum. Hiç üyelik, premium üyelik almadım. O da güzel bir uygulama. Orada hatta yapay zeka ile konuşma pratiği falan yapabiliyorsunuz. Videolar oluyor. Başlangıç için kullanabilirsiniz. Ben şu an mesela B1 için kullanmıştım onu. Şu anda kullanıyorum. Yine o konuşma pratikleri için kullanıyorum. Başlangıç videoları var, ünite videolar var, konular var. Memrise güzel bir uygulama. Ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. Hatta dün de ben biraz baktım böyle şey yapıyorsunuz. Mesela yapay zeka ile kahve siparişini kafede veriyormuş gibi cümleler yazıp karşılıklı konuşmalar yapıyorsunuz. Ve Aynen. orada yaptığınız hataları otomatik düzeltiyor sizin için. Evet, o özelliği çok iyi. Yani konuşma pratiği için gerçekten kullanabilecek bir uygulama. Bunların dışında bir uygulama daha vardı. Brainscape diye. Brainscape. Onu da kullandım ama çok istikrarlı kullanmadım. Güzel bir uygulama ama Türkçe olarak kullanamıyorsunuz uygulamayı. İngilizce, Almanca olarak kullanabiliyorsunuz. O yüzden birazcık zor olabiliyor. İngilizcenizin çok yeterli seviyede değilse zorlanabilirsiniz. Ama o da yine BUS'u gibi, işte Memrise gibi bir uygulama. Ücretli üyelik istemiyor. Konu konu çalışabilirsiniz. Kelimeler var yine, yani internette kelimeler oluyor. Eğer İngilizceniz yeterli ise güzel bir Güzel, uygulama. evet. Bunların dışında benim en çok sevdiğim ama buraya geldikten sonra keşfettiğim bir uygulama var. Ben çoğunlukla onu kullanıyorum. Her seviye için app'i var. Volkshochschule. Tamamen ücretsiz. Almanya'daki halk eğitim merkezinin Almanca öğrenenler için yaptığı bir uygulama. A1 için app'i var, A2 için var, B1 için var. Ben B1 ile başlamıştım. Dediğim gibi çok sonradan keşfettik biz o uygulamayı buraya geldikten sonra. Lazım yapmak için, hören yapmak için bence çok faydalı. Orada metinleri okuyorsunuz, dinliyorsunuz, soruları cevaplıyorsunuz. Ben orada çok yeni kelimeler öğrendim. Ben faydasını gördüm yani. Bu uygulamayı gerçekten tavsiye ediyorum. Hem de ücretsiz. Direkt Volkshochschule işte A1 ya da B1 gibi yazdığınızda çıkıyor. O şekilde indirebilirsiniz. Bir diğer uygulama ise Deutsche Welle'nin Learn German uygulaması. Bu da yine bayağı her seviye için uygun içerikler olan bir uygulama. Bayağı geniş videoları var. İşte bir pattern yapabilirsiniz, alıştırma yapabilirsiniz. Gayet faydalı, güzel bir uygulama. Bu da kullanışlı ve ücretsiz bir uygulama yine.
Hatta çok bilinen Nikos Wegg dizisi de yine bu uygulamanın yapmış olduğu bir film, kısa film. Yine Almanca fiil çekimleri için kullanabileceğiniz çok güzel uygulamalar var. Çünkü fiil çekimlerini her zaman kolayca ezberleyemiyoruz. Sık sık bakma ihtiyacımız oluyor. Bu uygulamalardan ilki Verben Deutsches Wörterbuch. Bu uygulamada fiilleri seviyenize göre görebiliyorsunuz. Belirli bir fiiller atabiliyorsunuz ya da B1 fiiller, A1 fiiller, A2 fiiller bunları sınıf sınıf görüyorsunuz. Bütün çekimleri var. Ayrıca fiillerin okunuşlarını da yine buradan dinleyebiliyorsunuz. Fiil çekimleri için kullanabileceğiniz çok verimli bir uygulama. Tavsiye ederim. Benim en çok kullandığım uygulama. Yani fiillerin tüm zamanlara göre çekimlerin hepsi yer alıyor, anlamları. Cümle içinde kullanım örnekleri bile var. Evet. Güzel bir uygulama gerçekten. Ama app olarak fiiller diye çıkıyor aslında bizim. Böyle kaydı yani. Yani App Store'da aratırken farklı bir ismi var. Onu zaten uygulama videoya zaten yazacağız. Hani uygulama ismi olarak fiiller olarak çıkıyor. Evet. Yine videomuzda bulabileceksiniz, onu ben ekleyeceğim. Diğer bir yine fiil çekimlerini görebileceğiniz ve fiillerin anlamlarını görebileceğiniz bir internet sitesi verbformel.de. Bunun da normalde uygulaması yok ama internet sitesini kısa olarak telefonunuza indirdiğinizde bunu da aynı bir uygulama olarak kullanabiliyorsunuz. Hatta Ezgi bu siteyi çok seviyor, çok kullanıyor. Ben çok seviyorum. Fiiller için direkt baktım. Size diyebilirim. Ben Yelimi olarak ekrana indirdim bu arada. Oradan kullanıyorum. Bunu Raşit'in Almanca hocası önermişti değil mi bunu? Evet. Özel hocam önermişti. Biz oradan keşfetmiştik. Gerçekten çok çok verimli. Hatta yeni fiiller falan ekleyebiliyorsunuz. Böyle yani herkesin düzenleyebildiği bir site. Türkçe karşılıkları var. Tüm zamanlara göre çekimleri, tüm zamirlere göre çekimleri var, cümle içi kullanım örnekleri var. Bayağı güzel bir fiil sitesi. Gerçekten tavsiye ederim. Bu iki fiil çekim için kullandığımız uygulamaya ve internet sitesini de öneririz gerçekten. Telefonunuza mutlaka bulunması gerekiyor. Evet. Almanca öğrenmek istiyorsanız. Şimdi Türkiye'deyken bizim en çok zorlandığımız şey yani uygulamalar, dersler, işte YouTube videoları vesaire bu şekilde çalışıyorduk ama tabii ki pratik eksikliğimiz çok oluyordu. Bunun için genelde bu chat siteleri çok öneriliyor. Biz HelloTalk'ı kullanmıştık. HelloTalk'ta hatta ben bir dönem Alman bir kızla bayağı bir yazışmıştım yani. Yemek tarifi falan paylaşıyorduk, o da Türkçe öğreniyordu. Yani böyle iyi insanlara denk gelebiliyorsunuz tabii ki ama çok bunu amacın dışında kullananlar da var. Ama gerçekten hani onu hissettiğinizde tabii ki o kişiyi engelleyebilirsiniz. Ama ben faydası olduğunu düşünüyorum HelloTalk'ın. O yüzden kullanabiliyorsanız kullanın. Özellikle hani kadınları biraz rahatsız edebiliyor bu tarz uygulamadaki bazı amacı dışındaki kullanımlar ama ben dediğim gibi hani sadece kadınlarla yazışıyordum ve gerçekten iyi denk geldiklerim de oldu, faydasını da gördüm. Buna benzer bir tane daha vardı, Sandem uygulaması. Onu ben hiç kullanmadım, bilmiyorum ama o da yine HelloTalk gibi bir uygulama. Onu da o şekilde kullanabilirsiniz. Evet, bu uygulamalar Ezgi'nin de dediği gibi doğru kişiyi bulmak çok zor ama doğru kişiyi bulduğunuz zaman o sohbet etmek vesaire çok faydalı oluyor. Çünkü gerçek anlamda Türkiye'deyken pratik eksikliğini buraya geldikten sonra çok hissediyorsunuz. Onu bir nebze olsun kapatabilirsiniz bu uygulamalarla. Almanca'nın en zor yanlarından birisi de artikelli kullanımları. Artikelleri gerçekten ezberlemek çok zor. Bunun için de yine bir önerebileceğimiz bir uygulama var. Der die das uygulaması. Burada kelimeleri yazarak hangi artikeli alıyor bunları çok rahat bir şekilde, kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz. Bu uygulamanızın da her zaman telefonunuzda bulunmasını öneririm ben açıkçası. Çok kullandığım bir uygulama. Evet, artikel aramak için faydalı gerçekten. Almanca'ya dair lezzin yapabileceğiniz, okuma yapabileceğiniz bazı siteler ve uygulamalar da var. Mesela bizim bunu en başta kullandığımız hikayelerin olduğu seviye seviye hikayelerin olduğu bir site vardı. Hatta birçok dilde de hikayeler var o sitede değil mi bildiğim kadarıyla? Lingua.com A1 seviyeye çok uygun. Yani başlangıç seviyelere çok uygun bence. B1, B2 için olan da hikayeleri var ama birazcık zayıf kalıyor bence. Evet, yani basit kalıyor. Yani B1, B2 yazıyor ama çok da o seviyede değil. Yani sanki A2 hikayesi gibi
hikayeler aslında. Evet. Ama başlangıç için okumak için çok çok güzel. Hatta okuma yaptıktan sonra soruları var, onları falan da cevaplıyorsunuz. Öyle güzel bir site, ücretsiz. Yani ücretli üyelik kısmında var sanırım ama biz ücretsiz olarak o kısmından faydalanmıştık. Bir diğer yazılım pratiği yapabileceğiniz uygulama ise yine benim çok severek kullandığım Deutsche Learn'ın Deutsche Hören uygulaması. Bu uygulamada Türkçe karşılığı yok, yani Türkçe olarak kullanamıyorsunuz bu app ama orada videolar var, yani seslendiriyor parçayı, takip edebiliyorsunuz. Güzel bir uygulama bence. Yine Hören ve Lesen yapmak için faydalı buluyorum. Ben gün içinde kullandım, telefonumda sürekli hani kullandığım bir uygulama. Aynı zamanda YouTube kanalı da var. Evet, yine. YouTube kanalında da videolar izleyebilirsiniz. Yani ilk orada keşfetmiştik zaten biz. Son uygulaması olduğunu görmüştüm. Bir diğer bu hikaye okuyabileceğiniz çok güzel bir uygulama. Bilingua App. Bu uygulamada bir hikaye seçiyorsunuz. Üst tarafta Almancası sesli olarak okunurken alt taraftan Türkçe çevirisini takip edebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir uygulama. Akıştaki cümleleri öğrenme, okunuşun telaffuzunu öğrenme ve aynı anda çevirisini görme açısından çok güzel bir uygulama. Ücretli kısımları da var ama ücretsiz kısımlar da gayet sizin için yeterli olacaktır. Ben çok seviyorum bu uygulamayı açıkçası. Bir de Lesen yapabilmek için özellikle Almanya'da olanlar için belki faydalı olabilir mi bilmiyorum. Yani Türkiye'den bu app kullanımı nasıl oluyor bilmiyorum. Deutsch Perfect diye bir dergi var. Bu dergiyi ben satın almıştım. Yani normal bu gazete satan, dergi satan, özellikle bu tren garlarında çok oluyor yani öyle dükkanlar. Oradan almıştım. Bunun yine app üzerinden de kullanabiliyorsunuz ama abonelik istiyor tabii ki. Yani ben dergileri seviye seviye ve gerçekten içerikleri güzel. Çok güzel bir şekilde lezzet yapabiliyorsunuz. App'ini hiç kullanmadım ama dergisini satın almıştım dediğim gibi. Ama buna ben şey olarak şunu da söyleyebilirim. Yani Almanya'da olanlar için marketlerin de dergileri var. Özellikle Müller, DM, Rossmann gibi. Oralardaki böyle ücretsiz dergiler oluyor. Ben bu aralar onları alıp okuyorum. Yani tabii ki seviye değil tabii ki onlar. Böyle magazin dergisi işte, güzellik dergisi gibi falan, yani moda dergisi gibi bir şey. Ama bu tarz ilgileniniz varsa öyle marketlerdeki dergilere de bakabilirsiniz. Aylık olurlar genelde. Alıp okuyabilirsiniz. Ama dediğim gibi Deutsche Perfect de güzel gerçekten. Öğretici, faydalı bir dergi. Hem yani birçok haberi sizin seviyenizde size öğretiyor. Hem okumuş oluyorsunuz, hem gündemi takip etmiş oluyorsunuz. İşte kültür sanat okumuş oluyorsunuz seviyenize göre. Güzel, faydalı bir dergi. Bir diğer kullanabileceğiniz de gündemi takip etmek ve ilginizin çektiği haberleri okuyabilmek için gazetelerin de yine mobil uygulamaları oluyor. Bu gazetelerdeki haberleri de okuyarak yine gündemi takip etmiş oluyorsunuz, hem de Almancanızı ilerletebilirsiniz. Yani ben mesela bizim şehrin yerel gazetesinin app'ini indirdim ve onu hani ara ara bakıp okuyorum yani. Haberlerin dinleri biraz daha ağır oluyor özellikle dergilere göre. Ama B1'den sonra falan bence rahat bir şekilde hani okuyabilirsiniz. Bilmediğiniz kelimeleri öğrenerek ilerleyebilirsiniz. Hem gündemi Almanlardan dinlemiş ve öğrenmiş olursunuz. Bu da farklı bir bakış açısı katabilir yani buradaki hayatınıza. Başka söyleyebileceğimiz bir app var mı? Bu kadar da sayabileceğimiz app'ler. Bu app'leri deneyimledik. Memnun kaldıklarımız bunlardı. Hala öğrenmeye devam ediyorum. Yani ben ödüyorum. Belki hazırlanıyorum şu anda. Umarım sizlere de kolaylıklar sağlar bu uygulamalar. Bol şanslar diliyoruz. Kolay gelsin. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.